Köyde Başarılar serisinde biz de varız. Bizi takipte olun. Çüngüş'te ilk defa böğürtlen yetiştiren Sezai Akagül ve ailesiyle birlikte olacağız. Daha yeni yeni olgunlaşmaya başlamış. Bir hafta 10 güne kadar. Evet. İnşallah ticari faaliyetler başlayacaktır. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Amcam emeğine sağlık. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Allah razı olsun. Yakışıklı nasılsın? Normaliz. İyisin. Amca, bunları sen ne zaman ektin? Evet. Ne zaman ektin bunları? Ne kadar oldu yani? Ne kadar sürede sen bunları ekmişsin? 2 sene geçti ya. 2 sene. Evet. Peki bunlar kök veriyor mu? Çoğalıyor mu kendiliğinden? Bir de bakfilip vermiş tamam. Onları şu anda bunu kestiğin zaman çelikle çoğaltabiliyor musun? Bunları sıfırdan kesip bunun işi bitti. Sana ne yeniliyor? Şimdi bunu her sene sıfırlıyorsun. Sana meyve vereni kesiyor. Bu seneye verecek. Bunu buraya çıkarıyorum. He, alttakini kesiyorsun. Ha, bu eskiyi daha bu meyve verenleri kestim. Peki bu mesela yeni vermemiş, ne olacak bu? O yavaş yavaş verecek yani. Bu seneye. Seneye hazırlanacak o. Ha, hazırlanacak. Geçen sene verim aldın mı? Seneye bunu kesecek mi? Ya bunları sıfırdan keseceğim. Yok, geçen sene verim aldın mı? Aldım. Aldın geçen sene de. Peki... Yani ilk ektiğin sene de aldın verimini değil mi? Yok öyle. Bu üçüncü sene oluyor. Üçüncü sene. İlk senede daha böyle zor şey oluyor değil mi? İkinci sene verimini aldın. İkinci sene. Peki bunu kestikten sonra çelikle bunu çoğaltamıyor musun? Toprağa gömsen tekrar geçiriyor mu? He. Bu kökle kökle değil. Mesela kestin ya bunu. Kalem yok. Kalem oluyor mu? Köklendirdin mi? Yaptın mı? Randıman duman vermiyor. Randıman vermiyor. Daha uzun süre köklenmesi gerekiyor, doğru mu? Emeğine sağlık. Güzel. Geçen yıl ne yaptın sen? Nereye sattın? Nasıl? Ya valla biraz satışı ağır ya. Satışı çok ağır. Biz Erzani, Diyarbakır, market. Yani ağır oluyor yani. Şeye mi bıraktınız? Evet. Yarım kiloluk yani. Anladım. Peki kendiniz bunların reçelini yapıp satmayı düşündünüz mü? Peki satışı için şimdiden başladınız mı bir hazırlık yapmaya, marketlerle bir iletişim kurdunuz mu? Geçen senenin örnek resimleri falan var mıdır yaptığınız için mesela? Fotoğraflar mesela, o paketlerinizin fotoğrafları. Yok, sende yok. Bir sende var ya. Şimdi muhtemelen 1-2 güne bunlar olmasan şey olacak. Örnek bir 3-5 paket oluşturun. Yok, onun resimli yer. Resim diyelim. Hani mesela Ergani'de manav olur, market olur. Var yani. Hani neticede siz bu üretimi yapmışsınız. Gerçekten çünkü işte güzel bir tesis, güzel bir işletme. Çok güzel, çok sevindik ama sizin bundan para kazanmanızı istiyoruz. Yani kazanıp bu işi devam ettirmenizi istiyorum. Çünkü farklı bir iş koludur, farklı bir iş alanıdır. Geçen yıl kilogramını kaçtan sattınız? Geçen sen biz 7.80 falan sattık. 7.80, bu yılki paketin yani 1 kilogramdı. Yok. Yarım kiloluktu, 5 kilogram. Bu seneki fiyatla ilgili var mı bir bilgin? 25-30 yarım kiloluk var ya da 20 dolar bile çok da olduğu zaman. Yani burada Çüngüş'te değil, genelde Çermik'te.
Ergani'de, Diyarbakır'da. Diyarbakır, Ergani, Erzurum'a getirdik. Evet. Anladım. Yo, çok güzel. Yani çok beğendik. Çok. Aslında bunu şey, askeri sisteminde kullanabilsek hastanelerde. Olur. Çok iyi şekilde tükenebilir. Olur da. Yani tamam, hastanede ne için kullanılabilir diyorsunuz? Ya şey, yemek için. Yemek için. Tamam ama yani. Nasıl tamam, meyve olarak kullan. Tamam, kullanılır da sizin dedi, yani sizi kurtarabilecek bir satışınız olmaz sizin. Hastane. Şimdi hastane örnek veriyorum. 20 tane personeli var. 20 tane personelin tüketeceği 3 kutudur. Yani bir günde 3 kutu sizi kurtarmaz. Ya bizim buraya kutu. Askerin, jandarma yine olmaz. Ama işte bu kurumlara sizin de bir şey yapmanız lazım. Siz de bir girişimde bulunmanız lazım. Örneğiniz mesela paketinizi alırsınız. Bahsettiniz. İl jandarmada mesela. Gidersiniz. Böyle bir tesisimiz var. Abi şöyle lafımızı bağla kesin de bazı şeyler marketler fatura sistemi kuruyor. Bir durum oralar olmuyor. Doğru. Doğru. Marketler olabilir. Fatura veremiyoruz. Bir de meyve suyu fabrikaları. Doğru. Meyve suyu fabrikaları. Bu yemek şey onlar akal değil. Kaymakam Bey'in bugün bir toplantısı oldu. Bu AFAD'dan geldiler. Bu deprem konutlarıyla ilgili. Ondan dolayı katılamadı. Saat 10'da orada toplantısı var. Muhtemelen bayramdan sonra gelir. Bu da belediye başkanı da ikisi de beraber gelecekler. O yönde destek isteyin. Nasıl destekleyeceksiniz? Hani kimseye para veremez. Ama nedir? İşte reklamı için, satışı için, pazarlanması için onlar kanalıyla yapılırsa daha iyi olur. Yani Allah emeğinizi boşa çıkarmasın. Bunları geçmeyip mi sen? Hayır, geçmeyip. 10 günlük de ya. Daha olgunlaşmamış ama böyle bir şey yapın yani, bir paket yapın. Bir iki yere bir sunalım hani bir. Nedir? Fiyatınızı belirleyin. Evet. Evet, arzıyorum. Fiyatınızı belirleyin. Burada da var. Ona göre bir tane reklamını falan yapalım. Burada da var. Bir de sana diyelim. Evet. Ama olanlar da henüz ekşiyor. Bunlar öyle. Bunlar yabani değil. Olanlar... Evlattımdır ya. Bu şekilde mi kalıyor bu? Aynen, onlar öyle eski. Daha tükenmiş o, tam olmamış. Evlat bu zaman elde gelirse olmuş. Olmamış. Bunlar genelde eski. Yani. Şimdi gittiğimiz yabanidir. Hatta olan. Bunlar güzel. Bir iki günde olmaz ya. En az bir. İki güne tam olmamış. Yok mu gelirse ama ulaşmamız lazım. Kaç tane dedin? 6 tane kadar. Bir tanesi kaça geliyor? 1 TL. 1 TL.
2 gün, 3 gün yani yakın yakın suluyoruz yani. Bu i̇ki, çok suyu ister yani. 2 günde bir, 3 günde bir suluyorsun. He, aynen. Gübre falan veriyor musun? Veriyor, DAP veriyor. DAP tutuyorum. Bak bunlar boşta arada çıkmış. Bunlara da tekrar şey dikmen lazım değil mi? Ha, biraz vural finlandlidir, öyle zayıf kalmış. Aynen. Yani su sızıntısı biraz var ya. Abi bunlar çok zahmet. Nereden akıl ettin sen? Çok zahmet. Yani kendi kendime akıl ettim ya. Normalde bunun ürüne çevrilip satışını kooperatifin üstlenmesi lazım. Kooperatifin de maddi gücü yerinde olmadığı için şu anda ürünü çeviremiyor. Ha eğer deseniz ki biz destek olalım, biz bunu ürüne çevirelim, satışını sağlayalım. Kooperatif üzerinden size her türlü yardımcı olmayı taahhüt ederim ben. Anlatabiliyor muyum? Yani siz fatura isteyen kim varsa faturalandırma konusunda da kooperatif üzerinden yine yardımcı oluruz. Ürünü sizin adınıza kooperatif satın. Anladınız mı? Yani siz o sıkıntı yaşadığınız zaman haberim olsun. Ben Diyarbakır'da geçen sene şey götürüyordum büyük marketlerden. Evet. Bunlar makbuz istiyor. Makbuz olmayınca hangi kooperatif? Kooperatif üzerinden makbuz kesiyor. Fatura. Faturalandıracağız. Mezra ile köy arasında ne kadar mesafe tam olarak var? Yani yol birbirine uzak. Evet uzaklar. Patika yolu var şimdi. Hiç hemen hemen birbiriyle birleşmiş abi. 10 dakika falan var. Nüfusumuz nedir bizim şimdi? Nüfus 80 var yok ha 80. Hane sayısı? Ana sayısı diyor. 80 hane. Yani Mezra ile beraber doğru mu? 30 hane falan var. 25 30 orası da 60. Orası 60'a yakın. 60 mı? He. O zaman 100. Ya 80-90 var. Genel olarak sebze üzerine. Aynı sebze. Sebze değil, gurbet üzeri aslında. Geçirimi yapıyor yani. Anladım. Mevsimlik, mevsimlik yani. Olarak, işçi olarak çalışıp geliyorlar. Burada kalanlar neyle geçiniyor? Yok, kalanlar kimse yok o kadar yayda. Her evden bir kişi, iki kişi gider çalışır. Sadece ailesi, kısaca geçimi hayvan. Gençlerin komplesi dışarıda. Gençlerin hepsi dışarıda sadece. İşte yaşlı, aynı. Aynı öyle. Çalışamayacak aynı. Durumda olanlar var. Aynı, buradakiler de kendi de. İmkanlarıyla hayvancılık. Ya hayvancılık inanın. Bir ya da sebze bir. Ya o da işte ne geçim. Peki senin gibi bu şekilde bir bahçe kuran başka kimse yok herhalde köyde. Bizim bildiğimiz yok. Yok şu anda. Daha inanet yok. Yok şu anda. O çünkü şu köylerinde de Çermin köylerinde de bulamaz. Yok burada yok. Ben de bir Çermin'de ilktir. Çermin'de de yok. Yani de yok. Farklı, Arben'de de yok. İnanet yok yani. Farklı bir iş koludur. Farklı bir iş kolu olduğu için talep görebilir. O yüzden bence bunu bırakmayın peşini. Sadece ürün olarak değil de ürünü alternatif diğer ürünlere de çevirerek
tüketimine ya da satışına bakın. İlerletirsiniz yani bu işi kesinlikle. Bir adım öteye taşımamız lazım. İnce işleri zordur yani. Satış konusunda dediğimiz gibi biz yayımını yapacağız. Muhtemelen size dönüşler başlayacaktır. Elimizden ne gelirse tüm imkanlarımızla sizlerle beraber olduğumuzu belirtmek istiyorum. Yardımcı. Bizim bir geçen dönemde Kaymakam Bey'in de talimatlarıyla bir kadın kooperatifi kurmuştuk. Kadın kooperatifimizin de ufak tefek işte bu bölgede üzümün ünlü olduğunu biliyorsunuz. Boğazkere üzümümüz var bizim. Genelde şarap fabrikalarına falan gidiyor. Biz onu şarap fabrikalarına değil de alternatif diğer ürünlere işte üzüm suyu üretip satışını sağladık burada. Kooperatifimiz üzerinden satışını. Mesela bu ürün de bizim var olan şu anki kooperatifimizde değerlendirilebilir. Bunun haricinde bu ürün işleme tesisiyle ilgili girişimimiz oldu bizim. Yine Sayın Kaymakamımızın talimatları doğrultusunda onunla ilgili de faaliyetlerimiz var. Muhtemelen böyle bir tesisin de kurulumu gerçekleşecek. Yani bunu destekleyecek, bunun gibi tarımsal faaliyetleri destekleyecek her türlü üretime biz destek olacağız. Gerek kaymakamlık olarak, gerek ilçe müdürlüğümüz olarak, gerek personellerimiz olarak. Bunun haricinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla da irtibat halindeyiz. Onlar da tarımsal faaliyetlere her türlü destek verecek. İşte burada gerekirse okul müdürlükleri, köy okullarında verilecek eğitimlerle önümüzdeki sezonda çok daha böyle profesyonel üretim yapabilecek ürünlere yönelmek istiyoruz. Artık atadan gördüğümüz, bildiğimiz üretim metotlarıyla değil de biraz daha bilinçli metotlarla üretim yapmak istiyoruz. Bu yönde sizin bu tesisiniz gerçekten bizi mutlu etti. Yani çünkü bu direk ağaçları var ya, onlar çok ince iştir ha. Evet. Yani bunu yüksekte bırakmışsa öyle tele oraya çıkarmak da kolay değil yani. Evet, kesinlikle öyle. Yok yani burada yani bu şekilde dezavantajlı bir mezrada bile bu ürünü üretebiliyorsanız, bu faaliyeti yapabiliyorsanızsa inanıyorum çok daha iyi faaliyetler bu köyde yapılabilir. Bu yönde kendinizi daha öteye, bir adım öteye geliştirerek ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Biz her türlü desteği vermeye hazırız sizlere. Bizim için önemli olan satış. Evet. Satış konusu. Satış konusunda dediğim gibi siz hani direkt satış yapmak istediğinizde belki bazı engellerle karşı karşıya kalırsınız. Bunu ben isterdim. Keşke bugün onlar da burada olsaydı. İnşallah hasat sezonunda onlarla beraber, kooperatifimizle beraber, Kaymakam Bey'le beraber böyle bir program tertipleriz, geliriz. Onlar üzerinden ya da onların işte irtibatta olduğu işletmeler üzerinden satışını yaparak bu yönde size bir pozitif destek sağlamış oluruz. İnşallah. Yani. İşte biz böğürtlen suyu yapabiliriz ürünü değerlendirirken. Ya işte dedim ya, sadece böğürtlen olarak yani meyve olarak tüketimden çok bunun üzerine biraz siz de düşünün. Yani bizden de destek alabilirsiniz. Yani böğürt alternatif ürünlere çeviririz. Çünkü sadece böğürtlen için tüketirsin. Neyse, örnek veriyorum. 500 kilogram ürünün geldi. Bu 500 kilogramın nedir? 100 kilogramını bahsettiğin bazı işletmeler var. İrtibat halinde olduğunuz, bizim de tanıdığımız. O irtibatta olduğun işletmelere veriyorsun. Geriye 400 kilogram ürünün kalıyor. Bu ürünü ne yapman lazım o zaman? Bu ürün çünkü ömrü kısa. Raf ömrü kısa. 1-2 gün içinde tüketmen lazım. O yüzden raf ömrü uzun olan diğer alternatif ürünlere çevirerek satışını yapabilirsin. Ya da muhafazasını, deposunu yaparak günün ilerleyen ya da işte yılın ilerleyen tarihlerinde tekrar satışa sunabilirsin. Bunlar nedir? İşte bahsettiğin gibi böğürtlen suyu, reçelidir. Başka işte diğer alternatif üretimler düşünülebilir bununla ilgili. Bir de bu meyve ortalama bir 40-45 gün sürüyor. Evet. Evet. Günlük toplanıyor. Evet. Yani aşağı yukarı günlük. Yani günlük toplanıyor. İster istemez satışı biraz ağır oluyor. Çünkü bunu alan kişi ne yapıyor? Kendine yemek için. Buna kana iyi geliyor. Tabii ki. Tabii ki. Şekere yani diyorlar. Yani bazı çok şey faydaları var. Yani onlardan bahsedin, mutlaka edin. Biz de edeceğiz. Hani öncelikle hani böğürtlen niçin tüketilir? Yani sağlık açısından önemi nedir?
yani faydası, yararı, işte neye iyi geldiği, bunlarla ilgili mutlaka bahsedin ki biraz bir albenisi oluşsun. Çünkü tamam doğrudur, toplumumuz araştırıyor, işte internet ortamındayız, birçok şeye bakıyoruz, görüyoruz ama birçok insan da yediğinin, içtiğinin neye yaradığını, niçin yediğini bilmeyebiliyor. O yönde de sizin de bunları bilmeniz lazım ki satış yaptığınız noktalarda bu yönde bildirimler yapabilirsiniz. Mesela tanıtım kağıtları çıkarabiliriz bunlarla ilgili. Gerçi bu sizin işiniz değil. Bunu kooperatifimiz üzerinden inşallah, dediğim gibi, yani onlar üzerinden yap. Çok böyle Çüngüş dezavantajlı bir ilçemizdir. Aslında üretimin çok olduğu, ancak pazar bulamayan bir ilçemizdir. Pazar bulamadığı için de kendine yettiği kadar üreten bir ilçemizdir, köylerimizdir, mahallelerimizdir. Halbuki eğer satışta ya da pazarda bir sıkıntı bu olmazsa ya da pazar sorununu ortadan kaldırabilirsek, inanıyorum ki var olan üretimin çok daha fazlasını üretebiliyoruz. Çünkü ben görüyorum, bugün işte bir Çermik'in pazarına gittiğimde, bir Ergani'nin pazarına gittiğinde, yani büyük bir çoğunluğunun burada Çüngüş'ümüzün ürününün oraya gittiğini ve oraya gidene kadar da birçok maliyetle karşı karşıya kaldığını ve bu maliyetlerin artmasıyla da sizin üretiminizi dezavantaj olarak etkilediğini görüyoruz. Yani bunları kaldırmak için çalışmalarımız var, olacak ama siz de biliyorsunuz, yani imkanlarımız kısıtlıdır. Köylerimiz biraz daha kırsaldır, uzaktır. Arazilerimiz engebelidir. Çok böyle alet ekipmanla işlenebilecek araziler değil. O yüzden yani bir adım öteye gidersek ya da birazcık geliştirebilirsek mutlu oluyoruz. Ha bir de şöyle bir şey. Mesela biz geçen sene değil, Ergani'ye götürüyorduk, pazarda satıyorduk. Bazen zabıtalar bize engel olmaya çalışıyorlar. Nedir? Siz şu işten geliyorsunuz. Bırakmıyorlar yani bazı zaman. Hani burada satmayın. Şeyde mi? Diyarbakır'da da öyle. Pazarda mı? Halde mi? Pazarda. O yoğurt pazarı var ya. Evet. Ha, Diyarbakır'da zaten gene hep yok, bırakmıyor. Sonra şey düzeltir. Zabıtalar yani bizi kovalıyoruz. Bir sağa sonra götürürüz mahalle arasında. Şimdi hani o pazarla ilgili... Pazar değil de şimdi mesela daha kapıya gidiyorsun ya. Evet. Şimdi o... gelişi güzel. Bu ürün şöyle diyeyim. Yani onların da haklı olduğu yanlar var. Ama dedikleri şekilde değil. Yani bu ürün şimdi neticede yok. Tüketilmesi lazım. Tam tüketilmesi lazım. Ama şimdi bu bir gıda ürünüdür. Biliyorsunuz. Tamam. Gıda ürünü de yani işletmesi neresi? Orijini neresi? Senin Çüngüş'te ne şartlarda işlediğini, ne şartlarda ürettiğini bilmiyor. Nasıl bir yerde ürettiğini bilmiyor. O yüzden genelde kayıt, işletme kayıtlarına bakıyorlar. Yani kayıtlı işletmelerin satışına izin veriyorlar. Hani onların penceresinden baktığınız zaman onların yapmış olduğu hareket ya da mücadele yine insanların sağlığı için, yani tüketimde bazı aksaklıkların önüne geçmek için yaptığı mücadeledir. İyi bir şekilde anlatmak lazım, izah etmek lazım. Yine takıldığınız noktalar, yani satışıyla ilgili problemler yaşadığınız zaman biz gerekli mücadeleyi veririz. Gerekirse kayıt açarız, gerekirse, yani çünkü bir üretim vardır, gerekirse yani yine dediğim gibi işletme üzerinden, kooperatif üzerinden satışını yaparsınız. Gerekirse kooperatifimiz şu anda çok aktif değil. Yani yeni kuruldu. Var işte pestilimizdir, üzümümüzdür, işte kesmemizdir, sucuğumuzdur, cevizimizdir, satışını yapıyoruz. Kekiklerimizdir, baharat çeşitlerimizdir. Satışı yapılıyor ama hani çok böyle Çüngüş'ün tüm ürünlerini alıp satabilecek kapasitede bir kooperatif değil. Hani maddi bir gücü henüz oluşmamış. Yoksa bu sizin ürünlerinizi alıp tek seferde hepsini işte reçele çevirip ya da işte böğürtlen suyuna çevirip stokladıktan sonra yılın tüm aylarına yayarak satışını o şekilde yapabilir. Evet. İşte o güce henüz sahip değil o da. Daha yeni bir kurulumdur. Geçen seneki işte sizler gibi, onlar da belki önümüzdeki yıl siz kendiniz kendi ürününüzü çevirirsiniz, başka ürünlere satarsınız. Yani bunun üzerinde kafa yorun. İnşallah çok başarılı sonuçlar elde edersiniz. Temennimiz o yönde. Çünkü sezonun başıdır. Yaklaşık bir 45 günlük bir sezon sizi bekliyor. Ha, böyle bir bereketli, bol bereketli, hazançlı
bir sezon diliyoruz sizlere. Rabbim utandırmasın. Hayırlı kazançlar diliyorum inşallah sizlere. Evet değerli izleyiciler, Köyde Başaranlar serimizin bu bölümünde Salih Akagül ve çocuklarının başarı hikayesini sizlere aktarmaya çalıştık. Fakat hikayemizi tam net bir şekilde size aktaramadık. Hikayemiz eksik kaldı. Şöyle ki, biz Köyde Başaranlar hikayemizin çekimi esnasında, çekimimizin son kısmını kahramanlarımıza sözü bırakıyorduk. Bize kendilerini anlatmalarını, yaşadıkları sıkıntıları anlatmalarını, bu başarıyı hangi tür engellemelere rağmen yakaladıklarını bize anlatmalarını istiyorduk. Salih Akagül ve çocuklarıyla bu kısmını, röportajın bir kısmını gerçekleştiremedik. Sebebi de şöyle anlatayım sizlere. Biraz önceki izlemiş olduğunuz çekimleri biz yaklaşık bir ay kadar önce yaptık. Yerinde gördük, inceledik, çektik. Sohbetlerimizi yaptık, kendilerine teknik hususlarda bilgiler verdik. Kurum amirimiz, deniz müdürümüz de kendilerine çağ gayet güzel yönlendirmeler, bilgi aktarımları yaptı. Biz daha sonra ürünler tam olgunlaşınca yeniden gelmeyi, ürünler tam olgunlaşmış haliyle son kısmını çekmeyi kendilerine teklif ettik. Onlar da olumlu karşıladılar. Ama araya Kurban Bayramı girdi. 9 günlük büyük bir bayram araya girdi. Bu nedenle bizim işlerimiz sekteye uğradı. Çekimlerimiz. Bayramdan sonra da bunlar bütün ürünlerini pazarlayabilmek için yoğun bir gayret içerisine girdiler. Ürünlerini her gün günübirlik toplayıp Diyarbakır, Ergani, Elazığ taraflarına araçlarıyla birlikte götürüp oralarda işte market kapı kapı gezerekten satmaya çalıştılar. Halbuki ben kendilerine şöyle bir teklifte bulundum. Sadece bir gün bu ürünleri fazla sayıda olması şart değil. Belirli bir sayıda 50 tane, 100 tane kutulayın. Bu kutularla birlikte kurum amirlerini, yerel yöneticileri, resmi kurum amirlerini, idarecileri, kaymakam valisine varıncaya kadar tek tek dolaşın. Önüne böğürtlen kutusunu koyun, deyin ki ürün budur, biz bunu yetiştirdik. Biz bunu şu şartlarda yetiştirdik. Biz bunu daha çok yetiştirmek istiyoruz, daha çok kendimizi geliştirmek istiyoruz. Daha çok üretime katkıda bulunmak istiyoruz. Fakat bizim desteğe ihtiyacımız var. Bu ürünün hem yetiştirilmesi esnasında hem de pazarlamasıyla alakalı sıkıntılarımız var. Bize bu hususta destek verin diye kendilerine yol gösterdim. Fakat nedendir bilmiyorum. Belki de zamanları olmadı. Elimizdeki mal işte bir an önce satılsın babında düşünmüş de olabilirler. Benim bu yönlendirmeme çok fazla riayet etmediler. Eğer bu şekilde yapmış olsalardı belki kendilerine daha çok kapılar açılabilirdi. Daha çok yerlere ulaşmış olabilirlerdi. Kendi tercihleridir. O yüzden onlara çok fazla bir şey diyemiyorum ama sonuçta bu bir başarıdır. Her ne kadar eksik kalmış da olsa bir başarıdır. Ama ben kendilerine şunlara da söyledim. Siz kendinizi sosyal medya üzerinden de anlatmazsanız, derdinizi anlatmazsanız, yaptıklarınızı göstermezseniz sizi çok fazla kimse tanımaz. Artık her şey sosyal medya üzerinden dönüyor. Bütün her şey, bütün pazarlama işleri sosyal medya üzerinden yapılıyor. Siz bu ürünü bu ham haliyle değil de işlenmiş haliyle değerlendirebilirseniz ve bu haliyle bunu sosyal medyada anlatırsanız yaptığınız iş ve işlemleri, buna yönelik YouTube video kanalı kurarsanız, Instagram hesabı açarsanız, sosyal medya, Facebook, Twitter gibi yerlerde yaptığınız bu işleri başından sonuna kadar anlatırsanız, gösterirseniz
sizin büyük bir izleyici kitleniz oluşur, büyük bir müşteri potansiyeliniz oluşur ve siz çok fazla zahmet çekmeden, kapı kapı dolaşmadan, market market gezmeden bu ürünü hızlı bir şekilde elinizden çıkartmış olursunuz. Babında görüşümü kendilerine ilettim. Bu sene belki yeterince kazanamadılar. Çünkü en son duyduğum kadarıyla ürünün fiyatını çok fazla düşürmüşler. Bizim ilk röportajı yapma esnasında onlardan öğrendiğimiz fiyat yarım kiloluk kutularda fiyatı 30 liraydı. 15 liraya 10 liraya kadar düşürdüklerini duydum. Yani mal yeter ki elimizde kalmasın. Bir şekilde elimizden çıksın, paraya dönüştürelim babında. Yok parasına verdiklerini öğrendim. Onların adına da ben üzüldüm. Çünkü o kadar emek, o kadar zahmet var. Uğraşıyorlar, didiniyorlar. Canlarını dişlerine takıyorlar. Sonuçta ellerine bir şey geçmiyor. Geçiyor ama yani bir kayda değer bir şey yok. Katma değeri yok. Yani onlara çok fazla bir kazançları yok. Hatta son olarak Sezai'nin şöyle bir sözü oldu bana. Yani benim güzel bir açıklamaydı bu. Belki de biz bunu yapmaktan vazgeçebiliriz. Biz bunu sökebiliriz. Bu yani başarının göz göre göre orta yerde heba edilmesi bana göre. Bunun orta yerde heba edilmesine göz yummamak lazım. Bu hususta idarecilerimizden, yerel yöneticilerimizden gerekirse bakanlıktan ilgili yerlerden videomuzu eğer her kimse ediyorsa yetkili, yetkisiz destek verebilecek her kim var ise bu hususta desteklerinizi istirham ediyorum. Gelin bu güzel ailemizi, bu başarı hikayesini taşlandıralım. Bu ailemizin başarısını ödüllendirelim. Ama güzel neticeler bu sene alamasak bile seneye alırız. Ben yine ailenin peşini bırakmayacağım. Sonbahardan itibaren bir şekilde sosyal medyaya ayak atmalarını sağlamaya çalışacağım. Sürekli kendilerine bunu telkin edeceğim. Eğer sosyal medya ayağını harekete geçirebilirlerse, sosyal medya ayağını bu işin çalıştırabilirlerse, hiç fazla zahmet çekmeden, hiç sıkıntıya girmeden ellerindeki malı çok rahatlıkla pazarlayabilirler. Bu usta ben gerekli desteği kendilerine sağlayacağım. Hesap açılması gerekiyorsa onlar adına hesap açacağız. YouTube videosu kurması gerekiyorsa, yaparlarsa, isterlerse, talep ederlerse YouTube üzerinden kanal açıp nasıl hareket etmeleri gerektiği hususunda kendilerine destek veririz. Gerekirse birkaç çekimi onlarla birlikte yaparız. İnce noktalarını, püf noktalarını kendilerine gösteririz, izah ederiz. İnşallah bizim bu desteğimizde bu yıl neticelendiremedikleri başarı hikayesini inşallah seneye çok iyi bir şekilde neticelendirirler. Ve biz bu hikayeyi seneye yeniden baştan bir daha çekeriz. Bu seferki çekimlerimizin sonucu çok daha güzel olur. İnşallah güzel işler, güzel neticeler çıkartabiliriz diye temenni edebiliyorum. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni köyde başaranlar serilerinde görüşmek üzere. İnşallah Hacı Baba'nın çiftliği kanalımızı beğendiyseniz abone olmanızı, yorum yapmanızı, bu yaptığımız çalışmaları dostlarınızla paylaşmanızı özellikle istirham ediyorum, talep ediyorum. Yeni bölümlerde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoş kalın ve hoşça kalın.